Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugünkü videomuza geçmeden önce lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu oluruz diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımıza geldiğimizde Milli Muharip Uçağı Kaan Adaşım'a ilişkin son gelişmelere gideceğiz. Yine Temel Kotil'i yakın takibe devam. Temel Kotil Adaşım'daki son durumu paylaştı. Özellikle de prototiplere değindi. Kaç tane üretildi? Ne zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek? Bu soruların hepsini cevapladı müjdelerin adamı. Detaylar bir karşımıza gelsin. Hazır olun, müjde dolu haberler sizlerle birlikte. TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ta gelinen son durumu Türk medyasına değerlendirdi. Temel Kotil dedi ki, Sayın Cumhurbaşkanı 2028'de 20 tane uçağın teslimatını planlıyor demişlerdi. Bizim de bütün gayretimiz bu. Bir tane Kaan yaptık, 3 tane daha Kaan yapıyoruz. Ardından 3 Kaan daha yapacağız. Bu son bahsettiğim 6 uçak testlerde kullanılacak dedi. Testler çok uzun sürüyor. Çünkü bütün ihtimalleri denemeden bunları kuvvetlere teslim edemiyoruz. Mesela Gökbey'in testleri daha yeni bitmek üzere diye gerçekten de önemli bir konuya değinmişti Temel Kotil. Devamında Genel Müdür Milli Muharip Uçak Kaan evet geçtiğimiz günlerde ilk defa uçtu. İkinci uçuşunu ne zaman yapacak sorusuna cevap verdi. Dedi ki Kaan da ikinci uçuşu hemen yapmayız. Bütün verileri incelememiz gerekiyor. Şu anda uçağı boyadık. Vakit olmadığından boyasız uçurmuştuk. Çok da güzel oldu. 2028'de yine yerli motor geliyor dedi. Son olarak da Temel Kotil, Kaan uçuşu birçok ülke ve uçak ile karşılaştırıldı. TUSAŞ olarak biz bunları oluşturacak bir şirket olmaya çalışıyoruz. Genç mühendislerimizin başarısı bu daha bitmedi. 2028'de 20 uçağın hava kuvvetlerine teslimat olacak. Bizim gayretimiz bu 20 uçağı hazırlamak diye Temel Kotil açıklamalarını sonlandırmıştı. Onu bunu boş verin de kıymetli dostlar, adam fark ettiniz değil mi? Müjdelerin adamı gerçekten kafaya koymuş. 2028 yılında evet Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Adaşım teslim edilecek ama yerli motorla teslim edilecek. 2028'de yerli motor elimizde olacak demiş. Yani ne diyebiliriz gerçekten, hani rüyada gibiyiz. Yani 21 Şubat tarihinden beridir. Hemen devamında tabi hani Temel Kotil yurt dışından da Kaan'ın başarısı takip edildi dedi ya. Mesela şimdi ikinci konu başlığımıza geçmeden özellikle dış basına Milli Muharip Uçak Kaan'ın yansımaları devam ediyor. Son olarak da mesela Japonya'nın köklü havacılık dergilerinden olan Koku'nun ilk sayfası, hatta kapak fotoğrafında Milli Muharip Uçak Kaan yer almaktaydı. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Japonlar Milli Muharip Uçağı neler söylemişler, hep birlikte öğrenelim. Evet kıymetli dostlar, görmüş olacağınız üzere karşınızda tanıdık bir tane sima var. Milli Muharip Uçak Kaan'ın önden görüntüsü. Devamında ise Japonca alfabesi alışık olmadığımız bir alfabe. Yani illaki güzelleme yapmışlardır diye ben ilk başta bir içimden geçirdim. Daha sonrasında ise sizler için Google çeviriden hemen bu metinleri çevirdim. Acaba Japonlar ne demişti bizim uçağımız hakkında? Kapakta denilmekteydi ki önemli bir NATO merkezi olan Türkiye ve hayal et savaş uçağı Kaan'ın ilk uçuşu. Yani şundan daha gurur verici bir şey olabilir miydi? İşte ben tam bu sebepten ötürü Kaan'la yatarım, Kaan'la kalkarım. Kimse bana demesin Adaş'ın olduğundan dolayı daha çok seviyorsun. Alakası yok. Ya kıymetli dostlar, olaya bir de farklı bir perspektiften hep birlikte bakalım. Milli Muharip Uçak Kaan evet uçtu. Havalara biz de uçtuk onun uçmasıyla birlikte. Orası başka bir konu ama yani Japonya'nın köklü savunma dergisi kapağında bizim yakışıklıyı koyuyor. Japonya dediğimiz ülke nasıl bir ülkedir? Yani geçmiş yıllarda önceden ne derlerdi Japonlar hakkında? İşte bunların kafa zehir gibi. Dünyada teknoloji mi geliştirilecek? O hemen Japonya teknolojiyi geliştirir. Biz arkadan nal toplarız. İşte Japonlar gibi çalışalım, Japonlar gibi yapalım, edelim ifadeleri kullanılırdı değil mi? Ama günümüze geldiğimizde Japonların en ünlü dergilerinden bir tanesinde bir Türk teknolojisi kapak olarak görsellerine boy boy yer veriliyor. Yani bundan gurur duymayan kişiden ben gerçekten de hani vatan millet sevgisinden şüphe ederim. Açıkçası kıymetli dostlar, bu gerçekten de tarif edilemez bir duygu. Hemen devamında mesela Milli Muharip Uçak Kaan'ın yansımaları bitti mi? Bitmedi. Geçtiğimiz günlerde Avustralya Askeri Tarih Kuruluşu da yine Milli Muharip Uçak Kaan'a ilişkin çok önemli bir belgesel paylaşmıştı. Avustralyalı kaynaklar paylaşmış oldukları videoda bir ulus motive edildikten sonra neler yapabileceğinin en büyük göstergesi Türklerin Milli Muharip Uçak Kaan'ı yapmasıdır diye çok güzel bir ifade kullanmıştı. Devamında mesela Tayland basını Milli Muharip Uçağın ilk uçuşundan bahsetti. Hemen aşağıda yorum kısmında Taylandlılar Türkiye'nin bu uçağı yapmasına çok sevindik. Türkler bize de verecektir bu teknolojiyi. Türkler yaptığından dolayı Çin malı gibi olmaz. Türklerin malları kalitelidir diye
bir algı da oluşmuştu. Bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye'nin özellikle savunma sanayisi hakkında yapmış olduğu yoruma gideceğiz. Jens Stoltenberg Türkiye'nin son dönemdeki savunma sanayi atılımlarından çok mutlu olduğunu ifade etti. Detaylar bir karşımıza gelsin. Daha sonrasında benim de ona edeceğim 3-5 kelam bulunmakta. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg çok değerli bir müttefik olarak nitelendirdiği Türkiye'nin ittifaka savunma sanayisi alanında sunduğu katkıya dikkati çekerek Türk hükümetinin ve aynı zamanda Türk savunma sanayisinin savaş uçakları dahil yeni üst düzey gelişmiş kabiliyetlere yatırım yapma çabalarını memnuniyetle karşılıyorum. Bu önemli. Türkiye'nin uzun yıllar boyunca çok etkili olduğu kanıtlanmış Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını üretmiş olmasında memnuniyetle karşılıyorum. Kanada ve Türkiye'nin Bayraktar insansız hava araçları ve insansız hava araçlarının Kanada tarafından teslim edilen parçalarına ilişkin çalışması ya da örneğin İsveç ve Türkiye'nin savunma sanayisi projelerini geliştirmek için birlikte daha yakın çalışacağını duyurması memnuniyet vericidir diye Stoltenberg açıklamalarını sonlandırmıştı. Ah Stoltenberg, ah ah ah. Yani kıymetli dostlar, Stoltenberg'le uzunca bir süredir aslında Türkiye beraber çalıştı. Kendisi yaklaşık yani 10 yıla yakındır görevde. Şunu demek istiyorum. Yani iş işten geçtikten sonra ambargolar kaldırıldı. Bir de bu marifetmiş gibi anlatılıyor. Gerçekten de hani ya Türkler sandığınız gibi salak değil. Ben onu söyleyeyim sizlere. Stoltenberg sanki her şey çiçek böcekmiş gibi anlatıyor ama yani biz özellikle de mesela şimdi bir müjdeyi vereyim. Kanada'nın ambargosundan bahsetmiş ya Stoltenberg. Karabağ Harekatı'nda Azerbaycan'a destek verdik de bize kamerayı vermediler. Bugün Asilflir 500 Mart ayı içerisinde seri üretime geçti. Bunlar Kanada'nın kamerasından çok daha iyi olan kameralar. Nedense biz kendimiz milli imkanlarla kamera yaptık. Daha sonrasında işte ambargolar kalktı diye bu şekilde açıklama yapıyor Stoltenberg. Stoltenberg evet severdik sayardık ama dediğim gibi elin gavuru yani ne beklenebilir? Bunların hepsi aynı kafa. İş işten geçtikten sonra kaldırmış oldukları ambargoyla bu şekilde övünüyorlar. Akabinde Stoltenberg Bayraktar TB2'lerin başarısından da mutluluk duyduğunu ifade etmiş. Yani mutluluk duymayıp da ne yapacaktı? Dünyaya zaten şanı şöhreti yayılmış. İsterseniz bir de Bayraktar TB2'nin gelişiminden memnun olmasaydınız. Ha, bu adam yine iyi. Mesela ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi ne diyordu? Adam milli muharip uçak Kaan ilk uçunu yapmış. Alttan alttan ne mesajı veriyor? Türkler diyor tamam iyi işte mutlu oluyoruz diyor. Yalandan diyor da ya diyor işte geliştirmeye çalışın. 10 yıl falan İsrail ulaştı bak işte o İsrail beceremedi tekrar ABD uçaklarına döndü diyor. Orada alttan alttan bize inşallah geliştiremezsiniz milli muharip uçak Kaan'ı da ABD'ye mahkum olursunuz diye açıklamalar yapanları da gördük. Bu gözler onları da gördü. Stoltenberg yine birazcık daha seviyeli konuşmuş. Hemen devamında şimdi hazır Bayraktar TB2 mevzusu açıldı ya kıymetli dostlar. Anam Bayraktar TB2'de Maldivlere hatırlayacağınız üzere satılmıştı ya. Maldivler'de bir Bayraktar TB2 kabul töreni vardı. Hayretler içerisine kaldım. Ağzım yani açık izledim görüntüleri. İsterseniz görüntüler bir karşımıza gelsin. Bizim yakışıklıyı nasıl karşılamışlar maşallah ya. Evet kıymetli dostlar görmüş olacağınız üzere kırmızı perdelerin arkasından karşımıza çıkan yakışıklı bir F-35 değil. F-35'lerde alışkınlık bu görüntülere. Ama Bayraktar TB2'ler Maldivler'de görmüş olacağınız üzere gerçekten de sanki bir Hollywood ödül gecesi gibi karşılandı. Bu görüntüler oldukça dikkat çekiciydi. Yani dünyada 34 farklı ülkeye Bayraktar TB2 sattık ama hiçbirisinde bu kadar ben ihtişamlı bir gösteri görmemiştim. Kısacası Maldivler Bayraktar TB2'ye sahip olduğu için çok ama çok mutlu. Türkiye'ye de bayağı bir gerçekten kendilerini borçlu hissediyorlar bu konuda. Yani yaz tatil planlarınıza Maldivler ekleseniz de bence imkan olanlar için çok güzel olacaktır. Şimdi ben bu görüntüleri izledim. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Vay dedim bizim dedim emektara bak be dedim. Sonunda dedim hani dedim. Çok değil 2017-18'de Bayraktar TB2'ler ilk boy gösterdiğinde yazık dedim bizim yakışıklıya dedim biz ne böyle bir tören yapabildik. Yani kahretsin terör belasından dolayı bizim Bayraktar TB2 Tekirdağ Çorlu'da üretildi. Ertesi gün soluğu Suriye İdlib'de almıştı. Biz Bayraktar TB2 için yani böyle ihtişamlı bir kabul töreni gerçekleştirememiştik. Daha sonrasında eminim ki Bayraktar TB2'miz çok mutlu olmuştur. Şunu fark ettiniz değil mi? Bizim savunma sanayimiz için şu an Bayraktar TB2 hangi seviyede?
Belki de konuşulmuyor bile değil mi artık gün be gün. Bunun sebebi ne? Evet, Bayraktar Tebrik çok başarılı işler yaptı fakat ama daha sonrasında öyle savunma sanayi ürünleri karşımıza çıktı ki Baykar durmadı ki. Hemen devamında Akıncı'yı getirtti. Akıncı'dan sonra Kızıl Elma, devamında Bayraktar TB3. Daha bugün 23. test uçuşunu gerçekleştirdi Bayraktar TB3. Yani Türk milleti olarak bizim alışmış olduğumuz şeyler bir başka ülke için paha biçilemez şeyler olabiliyor. Devamında şunu da paylaşmak istedim. Ya dedim, bunlar Bayraktar TB2 neden böyle karşıladı? Çok güzel bir törenle karşılamışlar. Kıymetli olsa zaten adamların elinde bir tane planör uçak. Maldivler Hava Kuvvetleri'ni ben araştırdım. İki tane de böyle anam babam bir helikopter varmış. Yani Bayraktar TB2 ilk silahlı hava gücü oluyor Maldivler Hava Kuvvetleri'nin. Bundan dolayı da bayağı bir özveriyle karşılama töreni gerçekleştirmişler. Bizim yakışıklı ne mutlu olmuştur ama Maldiv sahillerinde falan böyle denize sıfır yaptılarsa bir de bu organizasyonu tadından yenmez. Yani emekler çok çekti. Çöllerden tutun Karabağ'a çok işimizi görmüştü. Allah razı olsun kendisinden. Biz ülkecek çok memnunduk. Çok da memnun kaldık. Dostlarımız da zaten onun sayesinde kendi ulusal bağımsızlıklarını bir kez daha kazanmış oldu diyorum ve devamında bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel değerlendirdim. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak günün gerizekalısını sizlere göstermek isteyeceğim. Şimdi diyebilirsiniz, Kaan hayırdır ya, niye gerizekalı falan. Kıymetli dostlar, şu fotoğraftaki şahıs sosyal medya hesabından bir tane işte Yunan Tuis Ayasofya gelmiş. Ayasofya'nın üst katına çıkmış, şu hani 25 euro verip turistlerin çıktığı alan var ya, ayakkabısıyla oraya çıkmış. Devamında ise sosyal medya hesabından sevgili şehrim sonsuza kadar Yunan notuyla bu fotoğrafı paylaşmış. Ama şunu da sormak istiyorum, yani nasıl rahatlıkla Yunan bayrağını yukarıda açabiliyor? Güvenlikler buna müdahale etmedi mi? Moldova Dışişleri Bakanı'ndan gelen ilginç bir çıkışa gideceğiz. Moldova Dışişleri Bakanı ülkesini Real Madrid ile kıyasladı. Evet, yanlış duymadınız, şu İspanya Ligi temsilcilerinden Real Madrid var ya, onunla kıyasladı. Dedi ki Transdniester bölgesi yüzünden Rusya'nın askeri tehdidi altında bulunan Moldova'nın Dışişleri Bakanı Mihail Poşpoi, Real Madrid ile ülkesinin askeri harcama bütçesini kıyasladı. Savunma harcamalarının her zaman Moldova bütçesinin yaklaşık %0,3'ü olduğunu söyleyen Poşpoi, savunma bütçemiz Real Madrid'in bütçesinden bile düşük açıklamasını yapmıştı. Bu açıklama sosyal medyada epey yankı uyandırdı. Şimdi sosyal medyada yankı uyandıran açıklama dedim. Asıl bugünkü yankı Rusya'dan geldi. Kıymetli dostlar, Avrupa Parlamentosu Rusya'yı 1916-1917 yıllarında korumak üzere Rusya İmparatorluğu'na devredilen 91 ton altını Romanya'ya iade etmeye çağırmıştı geçtiğimiz günlerde. Bugün sabah saatlerinde Medvedev'den konuya ilişkin gerçekten de oldukça dikkat çekici bir çıkış geldi. Medvedev Avrupa Birliği'ne aynen şu cevabı vermişti. Avrupa Birliği 300 milyar dolar değerindeki Rus varlığını çaldı. Şimdi de Rusya'nın Romanya'ya altınları iade etmesini istiyor. Buna nokta 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 gidin demek dışında söylenecek bir şey yok diye gerçekten diplomasi dilinden uzak bir ifade kullanmıştı kendisi. Yani bilmiyorum ama bir dış politika bu kadar mı berbat yönetilir? Yani siz savaşa girmişsiniz, bir de utanmadan Avrupa Birliği parlamentosu adamların, yani Rus oligarklar olsun, Rus devletinin sermayeleri olsun. Yani şu an Almanya açık açık dün dedi Scholz mesela. Özellikle de Almanya'da bulunan Rus varlıklarından gelen tüm paraları Ukrayna'ya aktaracağız dedi. Sen bu açıklamaları yapıyorsun, bir de devamında utanmaz gibi Avrupa Birliği çıkıyor işte Romanya'nın altınlarını ver diyor. Verir mi adam? Vermez. Sen onun malına çökersen o da senin malına çöker. Medvedev de haliyle sinirlenmiş ama dediğim gibi ifadeleri biraz diplomasi dilinden uzaktı. Medvedev zaten ilginç bir kişilik yani kıymetli dostlar. Vladimir Putin devlet başkanı olduğundan dolayı yani bu açıklamaları mesela Putin yapamaz. Çünkü devlet başkanlığı bir ciddiyet gerektirir. Ama Medvedev şu an uluslararası pozisyonda aktif bir rolü olmadığından dolayı aslında Rusların içinden geçeni Medvedev rahat bir şekilde ifade edebiliyor. Rusların bu konu hakkındaki görüşleri bu şekildeymiş diyorum ve bugünkü bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Hayırlı Ramazanlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.